Eğitimlerime işte mesela istemeyi sohbetten başlayışlar. Ağlı mesela sanırsın indirsinlemişler. Ben baklacın halifesiymişler. Ağlı mesela fakülar hayda buyruşlar. İstemeyi sohbetten başlayışlar. İstemeyi sohbetten başlıyormuşlar. Efendim, tabii ki de aleme Rabballah'tır, Allah'a yönelecek. İslam'a hayat şarttı, Allah'a kabbaleme yönelmek lazımdır. Küllah eşyahu mahlukatı sahibi Allah. Yani akla gelen, akla gelmeyen her şey sahibi Allah'ı yönelmektir. Ben bir de size tavsiye edeyim. Kesinlikle efendim, o Kehf suresinin önünden, onda sonunda son ayeti, ilk 10 ayeti öğrenin Kehf suresinde inşallah. Öğrenirseniz, Mehdi Aleyhisselam gördüysen yüzüne okuyun, Mehdi Aleyhisselam bir şey yapmaz. Efendim işte İslam'a hayat yaşayın, İslam'a hayat lazımdır. Sen, yani dediğim gibi, Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman biz Deccal'da gelecek. Deccal daha önce çıktık. O zaman biz ne yapacağız? Hangi tarafı seçeceğiz? Bunu düşünmeliyiz. Onun için İslami hayat lazımdır. Prensipte. Dünya hayatı geçici. Vallahi billahi geçici. İslam'a hayat lazımdır. İslam öyle güzel ki ahirette cenneti veriyor. Ne ahirette cenneti veriyor. Ahirette cenneti kazanmak istiyorsa İslam'a hayat lazımdır. Sen şimdi Yahudi gibi yaşıyorsun, Ermeni gibi yaşıyorsun, cennete girmişsin. Müslüman gibi yaşıyorsun, vallahu ekber ki. İslamiyet hakkıyla yaşayacaksın. Niyetiyle yaşayacaksın, amel itikatıyla, iskametiyle yaşayacaksın. Esatü ve cemaatiyle yaşayacaksın. Bu demek değil ki, sen şimdi birisi tek İslamiyet'i yaşayıp efendim, burada namaz kılayım, ondan sonra ben 5 vakit namaz kıldım. Evet efendim, ondan sonra ben kumarda oynayıp, içkide içeyim, zine yapayım. İçkide içeyim, hızlı değdim, kumarda oynayayım, Allah ikaz edeyim. Ben 5 vakit namaz bilmiyorum, öyle bir şey yoktu. O zındık olur, kafir olur. 5 vakit münafık olur. 5 vakit namaz kılacaksın diye hayatında da efendim İslamiyet'i yaşayacaksın. Peki 5 vakit namaz kılayım ben, Kur'an okuyayım. İşte Ramazan ayında oruç tutayım, hacca gidip şunu yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım. Ondan sonra da efendim, haramlar işleyeyim, bu iş yanlış bir kavram. Bu yanlış bir kavram efendim. Yine diyorum bakalım, ibadet etmek lazım, ibadet yaptırmak lazım. Sen Muhammed Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gitmek lazımdır. Kur'an sünnete uymak lazım ayet hadise. Yoksa vallahi bu yol hakikat değil. Kıyamet günü yüzüstü düşerse haberin olmaz. İbadet etmezsin. As ibadet, cuma namazı olsun, bayram namazı olsun. Az ibadette bir insanı kurtarmaz. Bence ben bakıyorum bayramdan bayrama gidiyor, cumadan cumaya gidiyor, o seni kurtarmaz. Az bir münafık olursun. Ramazan ayı dedi. İlla ki 5 vakit namazı kılmak lazım.